Sinop ili Dikmen ilçesi Çanakçı köyüne hoş geldiniz. Bursa'nın yaban Esenler Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 1977 Sinop Dikmen ilçesi Çanakçı köyünde dünyaya geldim. 3 çocuk babasıyım. İlkokulumu burada bitirdim. 1990 yılında İstanbul'a gittim. 2017'de geriye baba toprağına geri döndüm. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi muhtarlıkla meşgulüm, muhtarlık yapıyorum. Yani buradaki halkımıza hizmet vererek zevk veriyor bize. Hamdolsun şimdiye kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadık, çok şükür. Bir okulumuz vardı, kapandı. Camimiz aktif halde. Başka zaten bir kurumumuz yoktu köyümüzde. Hala olanlar mevcut. Çok eskiye dayanan bir mazisi var. Köy zaten eskiden daha aşağıdaymış. Ama yukarı kurulmuş. O zaman Çanakçı Köyü ismini almış. Şu andaki mevcut nüfusumuz 120 kişiye yakınız. Kış mevsiminde yaklaşık 40 haneye kadar düşüyoruz. Ama yazın olduğu zaman nüfusumuz 300-350 daha da artabiliyor. Şimdi İstanbul nüfusunu yani 400 kişiye tekabül eder. Aktif halde çalışmaya devam ettiğimiz için belki de Sinop ilinin Dikmen ilçesinin en çok inşaata sahip olan köylerden bir tanesiyiz. Köyümüze kendi halkımızı davet etmeye devam ediyoruz. İnşaat yapmalarına engel koymuyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Herkesi kendi toprağına davet ediyoruz. Ben de baba toprağına geri döndüm. Yani bizim coğrafyalan bölgemizde sadece dağ var. Dağın arkasında denizimiz var ama birçok köylerimiz bize paralel halde. Dere boyuna doğru devam ettiğimiz zaman Kırıklı Mahallesi, Kalıkuçu Mahallesi ve Dereköy Mahallemiz var. Bunların hepsi Merkez Mahallesi'ne bağlı olarak ikamet ediyorlar. Yani ilçeye 9 kilometre, ilimize de 50 kilometre uzaklıktayız. Mesela tarım olarak buğdayımız yetişir, mısırımız yetişir, arpa, yulaf, efendime söyleyeyim yaparsak tütün de oluyor ama yapma imkanımız yok şu anda. En çok özendiğimiz yemeklerden bir tanesi tirittir. Karadeniz'e özgü, bizde de çok yapılır. Şimdi Esenler Belediye Başkanı'na böyle sunum yaptığı için çok çok teşekkür ederim. Bizi de bu haneye seçtiği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Görevinde üstün başarılar dilerim. Osman Özdemir. Doğumum 32. Babamızın gününde hiçbir yerde ekmek yokken babam peder mısır satardı yani. Yaşamı zayıfıdır ya. Ama zayıf yazmayalım da şunu ortalamayalım. Çarık yiyorduk, çarık. Siz çarığı nasıl bileceksiniz? Malın gönünü parselliyorlar böyle. Ondan çarık geliyor. Keten ipinden de bağ yapardık. Efendim bu çorap neredeydi? Çorabı kimle? Dolap sarardık. Evindeysen olan örüyordu yani koyunu kuzusu olan çorap örüyordu. Ama olmayan ne olacak? Biz başkasına dokunuyorduk. Veriyorduk iki teneke mısır. Satın almak çok azdı yani çok azdı. Burada aşağı yukarı 10-15 uşak burada güneş yapardık. Kimimiz arkasına çekiyoruz, kakarak öyle bir güleş. Uşakların tabii 5-6 kişi var. O yanına dolaş, bu yanına var, kavraladı. Adamın kilosu şimdi 100 kilo. Belki 130. Artık şey edecek. Ben de direndim yani artık. Şimdi bu direnince bir kaçı verdim çamurun içine. Biz burada kimseyle barılığımız, kırılığımız, bir şeyimiz yoktu. Kendi aramızda kavga derdik ama akşama kadar kavga yok, sabaha kadar bir yerde oturduk. Askeri oğlum var bu mezarlığa kadar. Burada hemen mezarlığa yakın uğradılardı. Tabii gece sabaha kadar bir yerde oturduk. Yani dedi, kavgalık yok bizde. Yani bu yoldan aşağısını yukarısını sayma. Yukarısını. Biz yani hiç mırın kırın etmezdik yani bu memlekette. Teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Ne diyelim başka? Şu derede bal yerler, bizde varsak ne derler?
İkimizi görünce buna yanmış derler ayarlarım aman. Aa sevdiğim ben seninle giderim mahkemeye varınca nasıl inkar ederim. Muhammed Sağlık ismim. 22 Temmuz 1994 Samsun doğumluyum. Samsun Bafra doğumluyum. İlkokul, ortaokul eğitim köy okulunda ilkokul 5. sınıfa kadar Samsun Alaçam Akgüney İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Üniversiteye Iğdır'da başladım. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazırlık ve 1. sınıfı orada okuduktan sonra yatay geçişle Samsun'a geldim 2014'te. 2017'de de İlahiyattan mezun olup Samsun Atakum'da yine bir özel şirkette işe başladım. Bu sırada evliliğimizi yaptık. Ondan sonra imamlık sınavı açıldı. Buradan Allah nasip etti. Göreve başladık. 2018 Mayıs ayından beri hamdolsun bu görevdeyiz. Burada burası benim ikinci görev yerim Çanakçı Köyü. İlk görev yerim Sinop merkeze bağlı Eymir Köyü Ahlatçık Mahallesi'ydi. Orada 1,5 yıl görev yaptıktan sonra 2019'un Aralık ayında buraya naklen geldik. O günden bugüne burada görevimize devam etmekteyiz. Yani bizim meslek olsun, herhangi bir meslek olsun, yaptığımız işi severek, benimseyerek yapmak önemli. Biz de önceki görev yerimizde olsun, burası olsun, yani geldiğimiz günden itibaren yapılacak bir iş oldu mu önce muhtarla, köylüyle bir istişare edip ondan sonra yani işin yapılmasından ziyade biz işe başlamayı kendimize şiar edindik ki çünkü bizde etkili olan köylünün, cemaatin, hocanın, imamın kendisiyle birlik olduğunu görünce hizmet konusunda eğer manevi olarak, maddi olarak ellerinden bir şey gelmese bile manevi olarak bütün köylüyü, cemaatimizi kendi yanımızda görüyoruz. Yani burada muhtarımızla birlikte, köylümüzle birlikte birçok iş yaptık. Ya imam demek cemaatin önderi demek ama sadece bu camide imam demek imamlığı açıklamak için yeterli olmaz. Çünkü bizim halkımız genel olarak konuşacaksak bizi hayatın her alanında, her anında yanında görmek istiyor. Yani bir iş yapılacağı zaman en basitinden işte düğününden cenazesine, doğumundan ölümüne ne yapıyoruz? Hep imamları çağırıyoruz. Dolayısıyla köyler için konuşacaksak özellikle de böyle biraz şeyde kalmış köyler, kıyıda köşede, kenarda fazla gelişememiş köyler için konuşacaksak böyle yerlerde özellikle Sinop bölgesinde imam köylünün her şeyi. Devletimiz bize diyor ki siz cemaatin, işte köylünün, milletin önderisiniz. Görev yeriniz şurası. Sizin göreviniz buradaki birliği, beraberliği, düzeni sağlamak. İnsanlara bunu anlatmak, bunu en güzel şekilde sağlamak için çalışıp çabalamanız. Benim için Çanakçı hem mesleki açıdan olgunlaşmamı sağlayan bir yer oldu. Çünkü önceki yerim ilk görev yerimdi. Orada ufak tefek acemiliklerimizi attık. Burada da olgunlaştık diyebiliriz biraz daha. Tam manada olmasa da. Diğer açıdan konuşacak olursak Çanakçı burada kalsak da gitsek de benim hayatımda her zaman hatırlayacağım, sürekli irtibat kurabileceğim bir yer oldu. Çünkü burada insanların bizi karşılaması, kabullenmesi, içlerine almaları tıpkı bir aile gibi olduk. Bu çekimler tabii böyle köylerimizin tanıtılması, görülmesi veyahut da gurbetteki abilerimizin, kardeşlerimizin bir hasret gidermesi için çok önemli çekimler. Bundan dolayı kendilerine, köyümüzün adına, kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
İsmim Yaşar Çakır. 1956 Çanakçı Köyü doğumluyum. Bu köyde doğup büyüyüp yetiştik. Daha sonra büyük şehirlere gittik. Oralarda çalıştık. Bizim başka bölgelerde çalışan merkezimiz Esenler bölgesiydi. O bölgelerde iş yerimiz vardı ve bir yerlerde çalıştık. Emekli olduk Allah'a şükür. Tekrar köyümüze geri döndük. Değirmenimiz çok eski, tarihi belli olmayan değirmenimiz. Suyla döner. Bir arkasında gürleyen şelalesi devamlı vardır. Kağan arabasıyla buğday çuvallarını getiriyorduk buraya. Un ümidip bir günde değil, bir hafta bu değirmende kalıp onu çok ümitiyordur. Çok kış günü, kış şartları ağır olduğu için, kışın bir daha değirmene gelmemek için buğdaylarımızı bütün bu değirmende ümitiyordu. Değirmenin bütün ayarını bilirim. Değirmen taşı ortasına buğday dökülmekle dönerek un yapıyor. Bu da buğday yaş olduğu zaman, ıslak olduğu zaman değirmen un yapmıyor o zaman. O zaman değirmen taşını ön tarafını ufak bir ağaçla kaldırıyorsun. Onun kendi arabası var. Taşın arasına koymaya. Arabanın üstüne kaldırıp da öne çektiğin zaman ortasında buğday dökülen yerden sağlam bir ağaç takman gerekiyor. O taş kendisi hemen döner ve o zaman da buğdayın ıslak yerini, onun öğütmediği yeri temizliyorsun. Tekrardan aynı yerine koyuyorsun. Yani 15 yaşında bir çocukla bu işi yapar ama tekniğini bilirse. Biz burada çoban, o zaman hayvanlarımız vardı. Burada çobanlık yapar, şelaleye devamlı suya giriyordu o şelalede. Yıkanmak amacıyla her gün, her buraya geldiğimizde. Tabii şimdi sular az olduğu için, bir de şimdi köylerde fazla nüfus kalmadığı için inşallah bu yollarımız da düzeliyor. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Ondan sonra biraz daha köyümüzün nüfusunu çoğaltmaya çalışacağız. Biz burada komşu olaraktan kim ev yapsa evine bir tuğla koyuyoruz. Şimdi cenaze köyümüzde olursa kendi imkanlarımızla kaldırıyoruz. Büyük şehirlerde olursa büyük şehirler imkanı olmayanlara otobüs veriyor. Ve bu verilen otobüsler köyümüze kadar geliyor. Onları defnettiğin sanıyor, getirdiği yolcu tekrar geri götürüyor. Definden sonra yemek veriliyor ama her cenaze sahibi kendi veriyor bizim köyde. Adetimiz o. Yabancı birisi geldiği zaman onu herhangi bir kime kapısına gidiyorsa. Eskiden benim çocukluğumda köy odası vardı. Ama şimdi köylerde kimse kalmadığı için, herkesin de arabası olduğu için uzun vadeli kalanlar yok. Onun için köy odası kalktı ama birisi geldiği zaman kimin kapısına gitse orada misafir olabiliyor inşallah. Şimdi bizim çocukluk zamanımızda bu köyde tarım yapılırdı komple. Birinin tarlasında yarım kalırsa onu hemen komşular toplanıp onun buğdayı mı var, arpası mı var, mısırı mı var, yardımlaşma veyahut da tarlası sürülecek kalmışsa onları sürüp bitiriyorlardı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz.